Kobeller merhabalar. 11. ünitemizin 11. köşe taşında kalmıştık en son. Buradan devam ediyorum şimdi. Bakıyorum birinci sorumuz ne diyormuş bir görelim. İşte bir denklem vermiş. Bakın her taraf kosinüsten oluşuyor. Şimdi bunu biz değişken değiştirme yapalım. Kosinüs x dediğimiz ifadeye bir harf verelim. K olsun diye bir başlayayım arkadaşlarım. K dersek kosinüs x'e burası ne oldu? 2 tane k kare artı k eşittir 0 haline döndü. K parantezine alayım. 2k artı 1 eşittir 0 oldu. Hemen ne diyorum? Ya burası 0'dır ya da burası 0'dır diyorum. Yani bu durumda k eşittir 0 olabilir. Ya da 2k artı 1 eşittir 0 olabilir. K dediğimiz şey neydi? Kosinüs x. Yani kosinüs x eşittir 0. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur diyebiliriz dostlarım. Şimdi kosinüs x ne zaman 0 olacaktı? X'in 0 olduğu durumda 0'dır. O halde x eşittir 0 artı 360k diyorum buraya. Ve ne çıkıyor buradan? Bir 0 değeri çıkar. 1 verirsem 360 gelir. 2 verirsem 360'ı geçiyor. Bu aralıkta olsun istiyordu. Buradan 2 tane çıktı kök. Şuraya bakalım. Kosinüs x eksi 1 bölü 2. Bu durumda 120 derece olması gerekiyor x'imizin. Yani x eşittir. Şöyle yapayım onu. X eşittir ya 120 artı 360k gelecek. Veya ne diyorduk? Bir de eksilisi olacaktı değil mi? X eşittir eksi 120 artı 360k da buradan gelecek. Peki. K'ya 0 verirsek 120, 1 verirsek 480 oluyor ki aralıktan dışarı çıkıyor. Başka değer gelmiyor. Bir tek bu geliyor. K'ya 0 verirsem eksi 120, 1 verirsem 360, 120 çıktı, 240 geliyor. 2 verirsem taşıyor aralıktan. Şu da aralığa girmiyor arkadaşlarım. Negatif olduğu için 0 ile 2 pi aralığına girmedi. 1 2 de buradan geldi. 2 de burada vardı. Toplam 4 tane kökü vardır diyebiliriz dostlarım. Hemen geldik ikinci sorumuza. Bakın yine değişken değiştirme yapacağım. Çünkü her taraf tanjanttan oluşuyor dostlarım. Hemen tanjant x'e bir harf uyduralım. Tanjant x eşittir k olsun diyelim. Denklem şu hale geldi. K kare artı k eşittir 0 oldu. K parantezinde alalım. K parantezinde k artı 1 eşittir 0 geldi. Bu durumda k eşittir 0 ya da k eşittir eksi 1 çıktı kardeşim. Yani tanjant x ya 0'dır diyorum. Tanjant x ya da eksi 1 çıktı kardeşlerim. Tanjant x 0 olması hangi açıda oluyor? 0 derece olursa olacak. O halde x eşittir 0 artı 180k. Bakın tanjant ve kotanjant da 180k diyorduk. Buradan hemen kökleri bulalım. K'ya 0 dersem 0 gelir. 1 verirsem 180 gelir. 2 verirsem 360 gelir. Başka da yazmayayım çünkü aralığın dışına taşacak bu durumda. Buradan 3 tane kök geldi kardeşim. Tanjant x eşittir eksi 1. Tanjant ne zaman eksi 1? 135'te. O halde x eşittir 135 artı 180k olacak. K'ya 0 verirsek 135, K'ya 1 verirsek 225 olur, yok 215 olur, K'ya 2 verirsem 360'dan daha büyük bir sayı çıkar, aralığın dışına taşar, 2 tane de buradan geldi, toplam 5 tane kökü vardır diyebiliriz dostlarım. Hemen geçtik 3 numaralı soruya. Gıcık gibi gözüküyor ama hiç korkmayın, gıcık olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir girişelim bakalım işin içine. Sinüs x'e a diyelim arkadaşlar burada hemen. Sinüs x eşittir. Bir harf verdim. A olsun. Bakın ne oluyor? 2 a kare eksi kök 3 artı 2 çarpı a artı kök 3 geldi buradan. Eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarına ayıralım bunu. 2 a'ya a diye yazalım bunu. 2 a ile a'nın çarpımı. Kök 3'ü de kök 3 ile 1'in çarpımı diye yazalım. Bakın 2a buradan geliyor. Kök 3a da buradan geliyor. Evet a parantezinde bu oluyor. Ama başında eksi olduğu için şunlara da eksi verelim biz dostlar. Yani ne oldu bu durumda? 2a eksi kök 3
çarpı a eksi 1 eşittir 0 oldu. Yani bir 2a eksi kök 3 eşittir 0 ki buradan a eşittir kök 3 bölü 2. Yani sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 gelecek. Bir de a eksi 1 eşittir 0 yani a eşittir 1 yani sinüs x eşittir 1 gelecek dostlarım. İşte sinüs x'in iki değerini bulduk. Ya 1 ya da kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi sinüs x 1 ise şuradan devam edelim. Sinüs x eşittir 1 ise x dediğin açı 90'dır artı bir de 360k gelecek dostum. Bir de ne yapıyordum? 180'den çıkartıp bir de aynısını yapıyordum ama 180'den 90'ı çıkarınca yine 90 geldiği için bir tek bunu yapmam yeterli. 90 artı 360k. Buradan k'ya 0 verirsem 90 derece gelir. Yani pi bölü 2. 1 verirsem 360'ın dışına taşacak, aralığın dışına gidiyor. O yüzden buradan bir tane kök geldi. O da pi bölü 2. Bir de sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 demiş dostum. Şimdi kök 3 bölü 2 olduğunda açımız ya 60 derecedir ya da 180'den çıkartalım 120 derecedir. Yani ya x eşittir 60 artı 360k gelir ya da x eşittir 120 artı 360k gelir. K'ya 0 verirsem buradan 60 derece yani pi bölü 3. K'ya 0 verirsem buradan 120 derece yani 2 pi bölü 3 de buradan geldi. Evet, köklerin toplamını soruyor. 3 tane kökünü bulduk bu aralığa giren. Başka da kök yok arkadaşlarım. Şimdi bunların toplamı. Şurası 2 pi bölü 3. Pi bölü 3 daha 3 pi bölü 3'ten pi yaptı. Bir de pi bölü 2 var. Pi artı pi bölü 2. 2 pi, 3 pi bölü 2 geldi. Sorumun cevabı Bursa'daymış dedim. Ve geldim dördüncü sorumuza. Evet, sinüsten oluşuyor yine her taraf. O zaman sinüse bir A diyelim biz yine arkadaşlarım. Sinüs X eşittir. Bir harf uydurdum. A. Burası şöyle oldu. 3A kare artı 5A eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. 3A'ya A dedim. Eksi 1'e 2 yazalım buraya da. Bakınız kontrolümü yaptığımda 5A'yı verdi. Demek ki A eşittir ya eksi 2 gelecek yani sinüs x eşittir eksi 2. Ama ne biliyoruz biz? Sinüsler eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyordu değil mi arkadaşlarım? Sinüs dediğimiz ifade. Eksi 2 olamaz o yüzden. Eksi 2 dışarıya taşıyor. Buradan çözüm kümesi boş küme geldi. Buraya bakmayalım. Bir de 3A eşittir 1 yani A eşittir 1 bölü 3 yani sinüs x eşittir 1 bölü 3 çıktı. Evet 1 bölü 3 uygundur. Bu durumda şimdi x dediğimiz açı bir alfa gibi bir şeydir. Yani şöyle yazılacak. X eşittir alfa artı 360k veya x eşittir bir de ne yapıyorduk sinüste? 180'den çıkarıyorduk. 180 eksi alfa artı 360k. Yani alfa ile 180 eksi alfa. Bana da köklerin toplamını soruyor. Alfalar gitti, 180 kaldı. Yani pi kaldı diyebilirim dostlarım. Evet, 4 numarayı da gömdük. 11. köşe taşı da bitmiştir. Hemen 12 numaralı köşe taşını da devam ediyorum. Birinci soruya bakıyorum arkadaşlarım. Hem sinüs hem kosinüs var. Böyle olmasın. İkisi de sinüs ya da ikisi de kosinüs olsun diye uğraşacağım. Şimdi şöyle bir işlem vardı bizde hatırlayın. Sin kare ile kos karenin toplamı 1'di kardeşim. Ben kos kareyi bu tarafa atsam sin kare x neye eşit oluyor? 1 eksi kos kare x. O halde sin kare yerine 1 eksi kos kare yazıyorum. Bakın şöyle oluyor. 2 çarpı 1 eksi kos kare x eksi kosinüs x eksi 2 eşittir 0. 2'yi dağıtalım içeriye. 2 eksi 2 kos kare x eksi kosinüs x eksi 2 eşittir 0. Şu ikiler gitti. Hatta bir de eksiyle çarpalım. Bu tarafta 0 var. 2 kos kare x artı kosinüs x eşittir 0 oldu dostlarım. Şimdi kosinüs x parantezine alalım burayı. Hemen kosinüs x parantezinde 2 artı 1, 2 kosinüs x artı 1 kaldı eşittir 0. Şimdi kosinüs x 0 olacak. Hemen yazalım. Kosinüs x eşittir 0.
Bu durumda kosinüs x 0 ise x eşittir 0 derece çıkar. Yani x eşittir 0 artı 360k gelecek. Veya ne diyorduk? Eksilisi. Eksi 0 dediğim için de yine aynısı geleceğinden bu tarafı yazmama gerek yok. Peki buradan köklerini yazalım. K'ya 0 verirsem 0 derece çıkar. K'ya 1 verirsem, K'ya 1 verdim 360 geldi. K'ya 2 verdim 720 geldi. K'ya 3 verdim 1080 geldi diye gidiyor bu şekilde. Peki bu ne zamandı? K şey kosinüs x'i 0 bulduğumuzda. Bir de kosinüs x neye eşit dostlarım? 2 kosinüs x artı 1 de 0'a eşit. Bu durumda kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 geldi. Kosinüs x eksi 1 bölü 2 ise 120 derece gelecek açımız. Yani x eşittir ya 120 artı 360k olacak veya x eşittir eksilisini alıyordum bir de eksi 120 artı 360k gelecek. Şimdi değer vermeye devam ediyorum. K'ya 0 verirsem buradan 120 gelir. K'ya 1 verirsem 480 gelir. 2 verirsem 720, 740, 840 gelir gibi gidiyor bu da bu şekilde. Şurada bakalım. 0 verirsek eksi 120. 1 verirsek 240. 3 verirsek 2 verirsek 720'den 120 çıktı 600 diye bu da bu şekilde gidiyor. Neyi soruyor bize? Köklerinden biri değildir diye bir soru soruyor arkadaşlarım. Köklerinden biri değildir. Mesela pi bölü 2'ye bakalım. Köklerinden biri mi? Ya da 5 pi bölü 2 ile devam edelim. 5 pi bölü 2. Pi bölü 2 90 derecedir. 5 ile çarptım. 450 geldi. 450. Bunun köklerinden biri midir? Yok. Değildir. Köklerinden biri değil. Nerede hata yaptık? Biz bir yerde hata mı yaptık? Bir daha bakalım. 1 eksi kos... Video durdu arkadaşlar. Tekrar başlattım hemen. Ne diyelim? 1 eksi kos kare x yazdık biz sin kare x gördüğümüz yere. Burada bir sıkıntı yok. 2'yi dağıttık. 2 eksi 2 kos kare x eksi kosinüs x eksi 2. Burada da bir sıkıntı yok. 2 kos kare x artı kosinüs x eşittir 0 dedik. Her şey yolunda. Kosinüs x parantezinde 2 kos x artı 1 eşittir 0 oldu. Ya kosinüs x 0 olacak. Bu durumda x eşittir 0 artı 360k gelecek. Tamam. 0, 360, 720, 1080 diye gidiyor. Ya da ne dedik? Şuradan bakalım. Kosinüs x eksi 1 bölü 2 olacak. Doğru. Kosinüs kaç? Eksi 1 bölü 2'dir. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Tamam, kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 ise 120 artı 360k gelecek. 0 verdim 120, 1 verdim 480, doğru. 2 verdik 720, 840, doğru, bu doğru. Ya da eksi 120 olacak dedik. 0 verdik, eksi 120. 1 verdim 240, 2 verdik. 240'a bir 360 eklesek 600. Doğru. Bu da böyle gidiyor arkadaşlarım. Köklerimiz doğru bulduk biz hepsini. Köklerinden biri değildir diyor. Şimdi pi bölü 3 A şıkkında 60 derece. Evet, köklerinden biri değil. Doğru. 60 derece köklerinden biri değildir. Ama baktım Edirne'yi deneyeyim dedim. 95 ile çarptım 450. 450 de köklerinden biri değil. Pi bölü 2, 360, 270 de köklerinden biri değil. 90 değil. Yani ne bileyim, orada bir sıkıntı yaşadım ben arkadaşlarım. Gerçi şey de yapabiliriz. Hani 360'dan esas ölçü falan filan da buluruz. 360 desek çıkarttığımda 240 kalır. Yani 240'tır bunun esas ölçüsü. Bilmiyorum ya, burada bir sıkıntı var ama. Yani cevabı da Adana diyor. Evet, pi bölü 3 köklerinden biri değildir diyebilirim. Geldim 2 numaralı soruya, bakalım bu ne diyor arkadaşlarım. Şimdi kök 2 parantezinde böyle bir şey var. Hemen şu kos kare x yerine ne yazalım biz? Kök 2 çarpı 1 eksi sin kareyi yazdım. Artı sinüs x var. Eşittir kök 2 dedik buraya da. Düzenleyelim bakalım. Kök 2'yi dağıtalım içeriye. Kök 2 eksi kök 2 çarpı sin kare x
artı sinüs x gelir eşittir kök 2. Kök 2'ler gitti. Hemen şurayı ne yapalım? Kök sinüs x parantezinde yazalım burayı. Sin x parantezinde. Buradan eksi kök 2 sinüs x artı 1 geldi. Eşittir 0. Şimdi ya sinüs x 0 olacak arkadaşım burada. Sinüs x eşittir 0. Ya da sinüs x eşittir 1 bölü kök 2 gelecek. İki seçenek var önümüzde. Peki sinüs x eşittir 0 ise, x'in 0 olduğu yer ya 0 derecedir ya 180 derecedir diyeceğim. Ama ikisini de alamıyorum. Çünkü x'in eleman olduğu yer 0 ile pi aralığında, 0 dahil değil, pi de dahil değil. Yani 0 ile 180 dahil değil. Buradan kök gelmedi. Peki 1 bölü kök 2, yani kök 2 bölü 2 sinüs 45 olduğunda olacak kardeşim. Yani x eşittir, şuradan yazalım, x eşittir 45 artı 360k diyebilirim. Ya da ne yapıyordum? 180'den çıkartacağım bir de dostlarım. 135 x eşittir 135 artı 360k diyeceğim. K'ya 0 verirsem 45 gelir. K'ya 1 verirsem aralığın dışına çıkıyor zaten. 0 verirsem buradan da 135 gelir. İşte bulduğum en büyük kökle en küçük kök bunlar olacak. Bunların da kaç fazladır diye soruyor. 90 derece fazladır değil mi arkadaşım? 135, 45'ten 90 derece, yani pi bölü 2 kadar fazladır diyebiliriz. Ve geliriz 3. soruya. Şimdi kosinüs 2x var burada. Hemen onun açılımını biliyoruz dostlarım. Kos kare x eksi sin kare x'ti bu. Kos kare x eksi sin kare x diye yazılır. Artı 3 sinüs x var. Eşittir eksi 1 var bir de burada. Şimdi kos kare x yerine de 1 eksi sin kare x yazalım. Eksi sin kare x var. Artı 3 sinüs x var. Bir satır daha düzenliyorum. Eşittir eksi 1'imiz de burada dursun. Şimdi eksi 2 tane sin kare x var. Artı 3 tane sinüs x var. Eksi 1'i buraya alırsam bir de burada var. Artı bir de 2 var kardeşim. Eşittir 0. Hadi bir de hepsini eksiyle çarpalım. Sinüs x yerine de a yazalım bir de sonra. Sinüs x eşittir a olsun. Eksiyle çarpıp a yazıyorum. 2a eksi 2a kare pardon. Eksi 3a eksi 2 eşittir 0 haline döndü. Eksiyle çarptım. A yazdım bir de yerine. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 2a'ya a diye ayıralım. 1'e 2 olsun bu da. Ne oluyor bu durumda? Şunu da eksi yapmalıyım ki eksi 4 bir daha eksi 3a gelsin. Yani a eşittir bu durumda ya 2'dir, a eşittir ya da eksi 1 bölü 2'dir. Yani sinüs x 2 çıktı. Sinüs x 2 olmaz çünkü 1'den büyük olamazdı, sinüsün aralığına aykırı. O zaman buradan boş küme dedik. Sinüs x eksi 1 bölü 2 çıktı kardeşim. Köklerinin farkının pozitif değeri kaç radyandır diye bir soru sormuş. Şimdi sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi x'imiz kaç derecedir diye soracağız. 225 derece mi yapıyor? Evet, 225 derece yapıyor dostum. O halde x eşittir bir 225 artı 360k diyeceğim. Bir de x eşittir 180'den çıkartacağım bunu. Eksi 45. Yok, eksi 45. Sinüs x normalde 30 derece olacak. 210 derece olacak. Pardon, yanlış söyledim. 210 derece olacak. 210 artı 360k. Bir de 180'den çıkartalım. Eksi 30 artı 360k gelecek. Şimdi k'ya 0 verdik. 210 derece olur. 210. K'ya 0 verirsen eksi 30 olur. K'ya 1 verdik. 570 derece olur. 570. K'ya 1 verirsem 330 derece gelir. Başka da değer verirsek bunlar aralığın dışına taşacak kardeşlerim. Demek ki köklerinin farkı burada, bu aralığa giren 2 tane kök var. 210 ile 330. Bunların da farkını aldık mı, 330'dan 210'u çıkarttık. 0, 2, 1.
120 derece geldi dostum. 120'de ne yapar? 2 pi bölü 3 yapar diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Yine bakın kos kare x var burada arkadaşlarım. Kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazıyorum ben. Ve düzenliyorum şimdi. Eksi sin kare x gelir. Artı 7 sinüs x var. Şuradaki 1 ile 7'nin de toplamı 8 yaptı. Bir de eksi ile çarpalım bunu. Sin kare x eksi 7 sinüs x eksi 8 eşittir 0 oldu. Sinüs x'e de a diyorum. A kare eksi 7a eksi 8 eşittir 0. Bunu 8 ile 1'in çarpımı olarak yazalım. Bunu da a ile a. Eksi 8 diyelim ki toplamları da eksi 7 olsun. Demek ki a eşittir 1 8 çıkar. A eşittir bir de eksi 1 çıkar. A 8 olmaz. Yani sinüs x 8'e eşit olmaz. Çünkü sinüsün aralığı eksi 1 ile 1 aralığında olacak. Tanımına aykırı. A eşittir eksi 1. Yani sinüs x eşittir eksi 1 geldi kardeşlerim. Burada da 270 dereceyi göreceğiz arkadaşlarım. 270 derecede sinüs eksi 1'dir. O halde x eşittir bir 270 artı 360k. Bir de x eşittir 180'den çıkartıyorum 270'i. Eksi 90 artı 360k geldi. K'ya 0 verirsem 270 olur. K'ya 0 verirsem eksi 90 olur. K'ya 1 verirsem 500-600'lü bir şey olur. Aralığın dışına taştı değil mi? Bu aralıkta olmaz. K'ya ne vermiştim? 1 mi vermiştim bir de arkadaşlarım? 1 verdiğimde 360-90 çıktı. 270 oldu. İşte bu aralıkta bir tane 270 var. 90 da bu aralığa girmiyor. Eksi 90. Bir tek 270 var kardeşim. O da bir tane değeri vardır diyebiliriz bu aralıkta. Peki 12 numarayı da çözdük. Şimdi 13'e geçeceğiz birazdan. Burada bir duralım arkadaşlarım. Birazdan yine 13 numaralı köşe taşını çözmeyle başlayacağım ben. Devam edeceğim. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Küçük bir moladan sonra hemen 13 numaraya da daldım arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi tanjant ve kotanjant var arkadaşlarım. Burada hemen tanjant x'e bir harf uyduruyorum. Tanjant x a ise kotanjantın ne olacağını hepiniz biliyorsunuz arkadaşlarım. Kotanjant takla atmış haliydi. 1 bölü a olacak diyelim. Şimdi o halde tanjant x yerine a yazıyorum artı kotanjant x yerine 1 bölü a yazıyorum eşittir 2 oldu. Düzenleyelim bu denklemi. A kare artı 1 bölü a, bölü a'yı da buraya çarpı atalım 2a olsun. 2a'yı buraya aldım. A kare eksi 2a artı 1 eşittir 0 haline döndü. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 1 ile 1 olsun bu. Hatta eksi 1 eksi 1. Bu da a'ya a. Yani a eşittir. Yani tanjant x eşittir 1 geldi. Tanjant kaç 1'di kardeşim? 45 derece. O halde x eşittir 45 artı 180k diyebiliyorduk buna değil mi? Şimdi 45 artı 180k. K'ya 0 verirsem 45'tir köklerinden biri. K'ya 1 verirsem 180, 45 daha 225 yapacak köklerinden biri. K'ya 2 verdim. 360, 45 daha 405 diye bu şekilde gidecek bu arkadaşlarım. Bize de diyor ki köklerinden biri şu 45'li katlarından olan 5 pi bölü 4, 5 tanesi evet Edirne şıkkı 225 yapıyor. Köklerimizden biri olduğu için hemen işaretledim. Geldim 2'ye. Yine aynı muhabbeti yapacağım dostum. Kotanjant x'e 1 bölü a diyeceğim hemen. Artı şey eşittir. 2 tane a olur tanjant x artı 1. Şimdi düzenleme aşamasına geçelim. Şu a'yı buraya çarpı atalım. 1 eşittir. 2a kare artı a gelecek. Hepsini bir tarafa toplayalım. 2a kare artı a eksi 1 eşittir 0 haline döndü. Şimdi bunu 2a'ya a diye çarpanlarını ayırdım. Bunu da 1'e 1 diye ayırdım. Eksiği nereye koyalım? Şuraya koyalım ki düzenli olsun. Ortası verilsin. 2a eksi a da oradan. Evet ortayı veriyor. Demek ki a dediğim şey yani tanjant x eşittir 1 bölü 2 olacak. Ya da a dediğim şey eksi 1. Yani tanjant x eşittir eksi 1 gelecek kardeşim.
Şimdi tanjant x 1 bölü 2, tanjant x eksi 1. Şu eksi 1'i bir konuşalım. X eşittir 135 olacak. Artı 180 k diyelim. K'ya 0 verirsem 135 çıkar. K'ya 1 verirsem 180, 135 daha 225 mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. 280 yok, 325 oluyor. Böyle bir şey. K'ya 2 verdiğimde 360'ın dışına taşıyor. Yani 2 tane kök buradan geldi. Buradan da şimdi açıyı bilmiyorum ama alfa gelecek. Alfa artı 100, alfa artı 180K gelecek. Yani alfaya, K'ya 0 verirsem 1 alfa. K'ya 1 verirsem 180 artı alfa gelecek. K'ya 2 verdiğimde 360 artı alfa, yani 360'ın dışına taşacak. 2 kök de buradan geldi. 2 de buradan. Toplamda 4 tane kökü vardır diyebilirim dostum. Geldim 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Evet, yine aynı muhabbet. Kotanjant x'e 1 bölü a diyorum. Eksi 3a oluyor tanjant x eşittir 2. Düzenleyelim. Şurası 1 eksi 3a kare bölü a. Bölü a'yı da buraya 2a diye atalım. Hepsini bu tarafta toplayalım. 3a kare artı 2a eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum 3a'ya a diye. Bunu da 1'e 1 yazayım. 2a'yı versin diye de şuna eksi koyalım arkadaşlarım. Eksiyi koyalım ki evet toplam 2a'yı versin. Bu durumda a dediğim şey, yani tanjant x, ya 1 bölü 3 çıkar ya da tanjant x eksi 1 çıkar arkadaşlarım. Tanjant x eşittir eksi 1 çıkacak. Şimdi x dediğimiz tanjantın eksi 1 olabilmesi için açımızın 135 derece olması gerekiyor. 135 derece olamaz. Niye? Çünkü aralığımıza bakın, 0 ile 90 derece aralığında istiyor. O yüzden buradan kök gelmeyecek. Tanjant x 1 bölü 3 olacak. Hemen dik üçgenimi çizdim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 9, 4, kök 10 geldi burası da. Bana sekant x'i soruyor. Yani 1 bölü kosinüs x'i soruyor bana kardeşim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 10'dur kosinüs x. 1 bölüsünü sorduğu için kök 10 bölü 3 gelecek. Yani Adana şıkkı çıkacak cevabımız. Geldim 4 numaraya. Evet, yine aynı muhabbetleri yapacağız arkadaşlarım. Tanjant x'e a diyeceğiz. A küp olacak. Eşittir 16 tane 1 bölü a, burası da gelecek. Hemen burayı bir atalım. A üzeri 4 eşittir 16 geldi. A üzeri 4 16. Bu durumda a dediğimiz şey 2 de olabilir. A dediğimiz şey eksi 2 de olabilir. Yani tanjant x eşittir ya 2'dir. Ki tanjant x az önce ikinci soruda yaptığım gibi, yani alfa ile 180 eksi 180 artı alfa olacak değil mi? Gerçi bu aralıkta pardon, eksi pi ile pi aralığı varmış. Şimdi alfa olacak. Bir de eksilisi olduğu zaman evet, eksi alfa da eksi 100, eksi 1 versem alfa eksi 180 gelecek. Doğru. Şimdi x eşittir. Buradan bir alfa gelir. Artı 180 k diyelim. Şimdi eksi 2 olması için de yine x eşittir beta olsun mesela. Beta artı 180 k gelecek. K'ya 0 verirsem alfa. K'ya eksi 1 verirsem alfa eksi 180 geldi. K'ya şimdi başka değer verdiğimde 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu aralığın dışına taştı. O yüzden 2 kök buradan. Aynı şekilde buradan da beta ile beta eksi 180 eksi alfa gelecek arkadaşlarım. Yani şey, beta eksi 180 gelecek. 2 tane değer de buradan çıkacak. O yüzden 2, 2 daha, toplamda 4 tane değeri vardır diyebiliriz bu adam. Pekala, 13 numarayı da gömdük. Şimdi 14 nerede? 14 bayağı bir uzakta. Ona ulaşacağım. Hadi duralım burada arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. 14 numaradayım dostlarım. 14. köşe taşını çözeceğiz. Bakınız burada da neler çıkacak karşımıza. Şimdi sinüste kosinüs var. Ama birisi kare değil ki, hani diğerinin yerine 1 eksi kos kare yazayım. Hepsini sinüs ya da hepsini kosinüse çevireyim. Böyle olmadığı için ne yapacağım burada? Her tarafı kosinüs x'e bölelim arkadaşlarım. Bakın tanjant x gelmesini sağlayacağım. Şimdi kosinüse bölüyorum her terimi. Şunu, şunu ve sıfırı da bölüyorum kosinüs x'e. Bakın neler oluyor. Sinüs bölü kosinüsten kök 3 çarpı tanjant x geliyor burası.
Kosinüs bölü kosinüsten eksi 1, 0 bölü bir şeyden de 0 geldi dostlarım. Şimdi 1'i bu tarafa atalım. Tanjant x'i yalnız bırakalım. Tanjant x eşittir 1 bölü kök 3 çıktı. Tanjant kaç 1 bölü kök 3'tü? 30. O halde x eşittir 30 artı 180k'dır diyor. K'ya 0 verirsem 30 çıkar. 1 verirsem 210 çıkar. 2 verirsem 390 çıkar. Hangi aralıkta istiyor? 0 ile 360 aralığında. 390'ı alamıyorum o zaman. 2 tane kökü var. 30 ile 210. Pi cinsinden yazmış. 30 pi bölü 6 demektir. 210 da bunun 7 katı. 7 pi bölü 6 demektir. Yani Bursa şıkkındaki cevabımız doğrudur dostlarım. Geldim 2'ye. Burada da sekantlar var. Sekant demek 1 bölü kosinüs x demektir dostlarım. Artı kök 3 çarpı kosekant 1 bölü sinüs x'ti. Eşittir 0. Şimdi burayı ne yapalım? Gelin her tarafı sinüsle çarpalım ki yine tanjanta dönüşsün. Her terimi sinüsle çarpıyorum. Sinüsle çarparsam sin bölü kosinüsten tanjant x geldi. Artı burada sin bölü sinüsten 1 gelir. Yani kök 3 kaldı bir tek. Eşittir 0. Tanjant x eşittir. Eksi kök 3 çıktı. Şimdi tanjant kaç eksi kök 3'tü? 120. O halde x eşittir 120 artı 180k'dır diyebilirim. K'ya 0 verirsem 120 gelir. K'ya 1 verirsem 180, 120 daha 300 gelecek. 2 verirsem 480 gelecek. 3 verirsem falan filan gidiyor bu şekilde. Hangisi köklerinden biridir? 60 derece değildir. 150 derece değildir. Bu 180 derece de değil. 4 pi bölü 3, pi bölü 3 60, 4 ile çarptım 240 da değil. 5 pi bölü 3, pi bölü 3 60'tır, 5 ile çarptım 300. Evet, 300 köklerinden biridir. Cevabımız Edirne'deymiş dedim. 3 numaraya bakıyoruz şimdi. Her tarafı kosinüse böleceğim arkadaşlarım. Her terimi şunu da, şunu da, şunu da kosinüse bölüyorum. Kosinüse bölersek sin bölü kosinüs yani kök 7 çarpı sin bölü kosinüs tanjant x demektir. Kosinüse bölersem kosinüsler gider artı 3 kalır burada bir tek. Eşittir 0. Bu durumda tanjant x eşittir. Eksi 3 bölü kök 7 geldi. Tanjant x'i çizelim hemen dostlarım açısına. Şöyle x dediğimiz karşısı 3'müş, komşusu kök 7'ymiş. 7, 9 daha 16'dan 4 geldi burası da. Kosinüs x'i soruyor. Komşu bölü hipotenüsten kök 7 bölü 4. Kök 7 bölü 4 Bursa şıkkında mevcut. Eksisi de arkadaşlarım 0 ile pi aralığında dediği için eksisi de oradan geldi diyebilirsiniz. Peki geldim 4. soruya. Her tarafı kosinüs 2x'e böleceğim bu sefer. Burayı da kosinüs 2x'e, burayı da bölüyorum. Tanjant 2x olur burası. Kosinüs 2x'e bölersem 1 gelir eşittir 0. Yani tanjant 2x eşittir eksi 1. Şimdi tanjant kaç eksi 1'di dostlarım? 135 derece. O halde 2x eşittir 135 artı 180k. Radyana çevirelim bunu. 2x eşittir 3 pi bölü 4 artı 180 neydi? Pi k. Şimdi bir de 2'ye bölelim hepsini. X yalnız kalsın. X eşittir 3 pi bölü 8 olur. Artı pi k bölü 2 gelir ki bunu da paydaları eşit olsun diye 4 ile çarpalım. 4 pi bölü 8 oldu. Şimdi k'ya 0 dedim. 3 pi bölü 8 geldi. Başka k'ya 1 dedim. 7 pi bölü 8 geldi. K'ya 2 dedim 8, 11 pi bölü 8 geldi. K'ya 3 dedim 12, 15 pi bölü 8 geldi. K'ya 4 dedim 16, 19 pi bölü 8. Bakın 2 pi'den daha büyük bir sayı çıkıyor. 19 pi bölü 8 geliyor. 2 virgül bir şey geliyor. Yani 2 pi'den büyük. O yüzden aralıkta dışına taştığı için bunu alamadım dostlarım. Bu kadar. Ne yapıyor bunlar? 10. 11 daha 21, 15 daha 36 pi bölü 8'dir köklerinin toplamı. 4'e bölelim 9 pi bölü 4 yok 2, 9 pi bölü 2 yani Edirne şıkkındaki cevap
doğru cevaptır dedim arkadaşlarım. Ve son köşe taşımıza geçeceğiz şimdi birazdan. Hadi bakalım devam edeceğiz. Goberler, son köşe taşına geçtik. 15 numaralı ünitedeyiz. 11 numaralı ünitenin 15. köşe taşındayım dostlarım. Birinci soruyla başlıyorum hemen. Bakınız, bunu daha önce de çözdük bu sorudan arkadaşlarım. Şurada tanjantlı bir ifade gördüğümde ne yapıyorum ben şimdi? Bunu kosinüs x eksi tanjant 40'ı sin 40 bölü kosinüs 40 diye yazacağım dostum. Bir de burada çarpı sinüs x'imiz var. Eşittir sekant 40 diyor dostum. O da 1 bölü kosinüs 40 oldu. Şurada bir payda eşitleyelim. Bununla bunu çarpalım. Şöyle olacak. Kosinüs x çarpı kosinüs 40 eksi, bununla toplayalım, sinüs 40 çarpı sinüs x bölü, bir de cos 40'ımız var, eşittir 1 bölü cos 40 da buradan geliyor ki cos 40'lara bay bay dedim. Şurası kos kos sin sin. Yani kosinüsün arada eksi olduğu için terslik yapacaktı bu adam. Kosinüsün toplam formülü var. Yani kosinüs x artı 40 derece geldi burası. Eşitmiş 1'e kardeşim. Şimdi kosinüs kaç 1'e eşitti? Kosinüs 0 1'e eşittir. O halde x artı 40 derece 0'dır ve artı 360k gelir. Kosinüste bir de bunun eksilisini alacaktım ama eksi 0'da olduğu için, eksi 0'da 0 olduğu için bir daha almaya gerek duymadım. Hemen 40'ı bu tarafa attım. X eşittir eksi 40 artı 360k geldi. Peki buradan hemen kökleri yazalım. K'ya 0 verirsek eksi 40 çıkar. K'ya 1 verirsek 320 çıkar. Köklerinden birini soruyor. Aha, 320'yi buldum. Daha ötesine gitmeye gerek kalmadı. Ve geldim 2 numaralı soruya. Bakın kök 3. Kök 3 görünce ne yazacaktık bunun yerine? Tanjant 60 derece diyecektik ki tanjant 60 da sinüs 60 bölü kosinüs 60'tı. Hemen düzenliyorum. Şimdi sinüs 3x artı sinüs 60 kosinüs 3x bölü kosinüs 60'ı yazdım. Eşittir kök 2 dursun burada kardeşim. Hemen toparlayalım burayı bir. Kosinüs 60 ile şurayı çarpalım. Sinüs 3x çarpı kosinüs 60 gelir. Artı sinüs 60 çarpı kosinüs 3x geldi. Bölü kosinüs 60 var. Kosinüs 60 da buraya çarpı olarak atıyorum. Kök 2 çarpı kosinüs 60 geldi. Şuraya bakın arkadaşlarım. Bu kısım nedir? Sin kos sin kos. Yani sinüsün toplam formülü olacak burası. O halde sinüs 3x artı 60 geldi. Eşittir. Burası da kosinüs 60 1 bölü 2'dir dostum. Kök 2 ile çarparsam kök 2 bölü 2 gelir. Şimdi kosinüs kaç kök 2 bölü 2 idi? 45 derece. O halde 3x artı 60 bir 45 artı 360k'dır. Veya 3x artı 60, bir de bunun ne yapıyordum dostum? Sinüs olduğu için 180'den çıkartıyordum. 135 artı 360k'dır diyor. Hadi 60'ı buraya atalım. Eksi 15. Bir de 3'e bölelim hepsini. X eşittir eksi 5 artı 120k veya 60'ı buraya attık kardeşim, 75. Bir de 3'e bölelim. X eşittir 25 artı 120k geldi. Şimdi k'ya 0 verirsek burası eksi 5 çıkar. 1 verirsek 115, 2 verirsek 235, 3 verirsek 355 gelir. 0-2 pi aralığında dediği için şu eksi 5 bir kere yoktur. 355'ten de sonrası yoktur. 3 tane buradan kökü geldi. Şuraya bakalım. 0 verirsek 25 çıktı. 1 verirsek 145. 2 verirsek 265 geldi. 3 verirsem 360'dan daha büyük çıkıyor. Bu aralığın dışına taşıyor. O yüzden 3 tane de buradan geldi. Toplam 6 tane kökü vardır dedim Goberler. Ve geldim 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Denkleminin bilmem ne aralığındaki en büyük kökü en küçük kökünden kaç radyan fazladır diye soruyor. Önce bir şurayı düzenleyin. Kök 3 bölü 3 dediğimiz şey tanjant 30'a eşittir. Şimdi tanjant 30'u sin 30 bölü kos 30 diye yazacağım. Şöyle bir şey oldu burası. Hatta şurada yapayım. Kosinüs x artı
sin 30 çarpı sinüs x bölü kosinüs 30 geldi. Eşittir 1 var. Şimdi payda eşitleyelim. Kosinüs x çarpı kosinüs 30. Arada artı var. Sinüs 30 çarpı sinüs x bölü kosinüs 30'umuz var burada da arkadaşlarım. Eşittir burada da 1 var. Şimdi kosinüs 30'u da buraya 1 çarpı diye atalım. Kosinüs 30 da şuraya gelsin bir bakalım. Şimdi toparlama aşaması. Burası kos kos sin sin olduğu için kosinüsün farkıdır. Çünkü artı bu aradaki işaret tezatlık yapıyordu kosinüs. Kosinüs x eksi 30'muş. Bu da 1 çarpı kosinüs 30'a eşit. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2 olacak dedim dostlarım. Şimdi kosinüs kaç kök 3 bölü 2 idi? Kosinüs 30. O halde x eksi 30 dediğim açı 1 30 olacak artı 360k. Bir de araya veya koyalım. X eksi 30 dediğim açı ne olacak? Bir de bunun 180 şey eksilisi olacaktı değil mi arkadaşlarım? Eksi 30 artı 360k da buradan gelecek. Peki. Eksi 30'u buraya attım. X eşittir 60 artı 360k gelecek. Veya x eşittir 0 artı 360k da buradan gelecek. Şimdi değerlerini bulalım. K'ya 0 verirsem 60 derece olur. 1 verirsem 420 olur. Bu şekilde gidiyor. 0 ile 2 pi aralığında olacak. 2 pi'den büyük olmayacağı için bu gitti. Buradan bir tek 60 geldi. K'ya 0 verirsem 0 derece çıkar. 1 verirsem 360 derece çıkar. 2 verirsem 720 diye gider bu şekilde. 360'dan büyük olmayacak. 360 dahil dediği için bu olacak. 0'dan 0 dahil değil dediği için 0 dahil edilmedi. İşte en büyük kökü 360, en küçük kökü 60'tır. Kaç fazladır? 300 fazladır dostum. 300 dediğinde 5 pi bölü 3 mü yapıyor? Evet. 5 pi bölü 3. Pi'yi 3'e böl 60. 5 ile çarp 300. Evet. Bu kadar fazladır. Cevap Adana'da çıktı. Son sorumuz. Bakın bu son soruda şunu yapalım. Tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Şurada 1 bölü 2 oluşturmaya çalışalım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Şurayı da 2'ye bölüyorum. Burayı da, burayı da. Bu ikiler gitti. Sinüs x kaldı. Burada eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs x var. Eşittir 1 oldu burası da. 1 bölü 2 yerine ne yazabilirmişiz dostlarım biz? Tanjant alfa. O halde şöyle oldu. Sinüs x eksi. Buraya tanjant alfa yazıyorum. Yani sin alfa bölü kosinüs alfa yazıyorum. Eşittir 1. Hadi toparlayalım. Sinüs x çarpı kosinüs alfa. Bununla bunu çarptım. Şimdi bunu çıkartıyorum. Eksi sin alfa çarpı kosinüs x bölü kosinüs alfayı da buraya çarpı diye attım. Kosinüs alfa geldi. Şurası sinüsün fark formülüdür. Yani sinüs x eksi alfa gelir. Eşitmiş kosinüs alfaya. Sinüs x eksi alfayı soruyor. Yani kosinüs alfayı soruyor. Biz tanjant alfayı biliyoruz. Hemen dik üçgen çizdim. Alfa dedim. 1, 2, kök 5'i yazdım. Pisagor yapıp kök 5'i buldum. Peki kosinüs alfa neydi? 2 bölü komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Yani 2 kök 5 bölü 5 çıktı. Son sorumuzun cevabı Bursa'ymış kardeşlerim. Evet, burada durduk. Şimdi 11. üniteyi bitirdik Gobeller. Bir sonraki köşe taşlarımızda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bir de böyle veda ederler ya. Hadi lan görüşürüz Gobeller, kapattım.